İlk olarak kış meyve ve sebzelerin genel faydalarından bahsetmek istiyorum. Büyüme ve gelişmeye katkı sağlarlar. Hücre yenilenmesine ve doku onarımına katkı sağlarlar. İçerindeki yüksek lif sayesinde bağırsak hareketlerinin düzenli çalışmasında aktif rol oynarlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Tokluk hissinin sağlanmasında aktif rol oynar. Aynı zamanda vitamin ve minerallerden de zengindir. Meyve ve sebze tercihinde ilk dikkat edilmesi gereken durum da mevsimine uygunluk olmalıdır. Mevsimine uygun olmayan besinleri tercih ettiğinizde aklınıza ilk gelmesi gereken de zira ilaçlar ve hormonlama işlemi olmalıdır. Zaten mevsimde tükettiğimiz besinler bizim ihtiyacımız doğrultusunda yetişmektedir. Bir diğer önemli nokta da havalar biliyorsunuz soğudu, gitgide de soğumaya devam ediyor. İnsanlar bu dönemde ciltleri için endişeli olabiliyorlar. Cilt sağlığı için de meyve ve sebze tüketiminde ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü meyve ve sebzeler sağlıklı bir cilt için gerekli olan 3 temel öğeyi barındırıyor. Bunlar mineraller, su ve antioksidanlar oluyor. Ispanak, havuç, portakal, mandalina, greyfurt, elma, muz, nar, pazı, pancar gibi meyve ve sebzeler kış meyve ve sebzeleri olmaktadır. Bu dönemde grip ve soğuk algınlığından korumak için bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekiyor. İlk olarak meyve sebze tüketimi arttırılmalı. İkinci olarak da vücudu zararlı maddelere karşı koruyan C vitamini tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında insanların yaptığı çok büyük bir hata var. Bu da doktor kontrolü dışında tüketilen vitamin ve mineral tabletleri. Bilinçsizce tüketilen yani doktor kontrolü olmadan tüketilen vitamin ve mineral tabletleri baş ağrısı, kansızlık, mide bulantısı gibi istenmeyen durumlara neden olabilmektedir. Biliyorsunuz ki D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışınları oluyor. Kış mevsimlerinde de güneş ışınlarından diğer mevsimlere göre daha az faydalanıyoruz. Bu yüzden ne yapabiliriz? Bir D vitamini ihtiyacımız var. Bunu kapatmak için de D vitamininden zenginleştirilmiş az yağlı sütleri tercih edebiliriz. Probiyotikler bağırsak sağlığını koruyucu etkileri bulunmaktadır. Yani bağırsaktaki zararlı maddeleri azaltıcı etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda bağışıklığı güçlendirici etkisi de bulunmaktadır. Bu dönemde probiyotik tüketimine de dikkat edilmesi gerekiyor. Probiyotiklere örnek vermek gerekirse de kefir ve yoğurt örneklerini verebiliriz. Yeşil çay kateşin ve polifenol içerdiği için grip virüsünün yayılmasını engelleyici potansiyel özel etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden bu dönemde belli miktarlarda yeşil çay tüketimi de sağlanmalıdır. Kış mevsimlerinde özellikle su tüketimi unutulabiliyor havalar soğuduğu için. Ama biz fark etmesek de hissetmesek de vücutta bir sıvı kaybı yaşanıyor. Bu yüzden insanların günlük ortalama bir sayı vermek gerekirse 8-10 bardak su içmesi gerekiyor. Kış mevsiminde de bunu meyvelerle renklendirerek ve sürekli göz önünde bulundurarak içme durumu gerçekleşebilir.